Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümde sizlere 2022 yılında gelecek olan en iyi 5 oyundan bahsedeceğiz aslında. Bu oyunların tabii çıkış tarihleri henüz tam olarak netleşmiş değil. Bunu baştan size belirtelim. Fakat 2022 yılı içerisinde çıkacaklarına kesin gözüyle bakabiliriz. Bazıları için çıkış tarihi duyuruldu. Fakat daha önce defalarca ertelendiği için bu çıkış tarihinde, daha doğrusu belirtilen çıkış tarihinde gelir mi gelmez mi, orası biraz soru işareti diyebiliriz. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu oyunlarla sizleri baş başa bırakalım arkadaşlar. İlk oyunumuz Bethesda tarafından geliştirilen Starfield. Starfield'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bethesda uzun zamandır yeni bir evren yaratmıyordu. Daha önce hep var olan evrenler üzerine yeni oyunlar çıkartıyordu. Fakat Starfield, Bethesda'nın uzun bir süre sonra üzerinde ciddi ciddi uğraş verdiği ilk evren. Muhtemelen bu seriye dönüşecektir. Yani ilk oyundan sonra ikinci oyun, üçüncü oyunda gelecektir. Tabii ki yine de burada önemli olan ne? Oyuncuların bu yapıma gösterdikleri ilgi. Bu oyun arkadaşlar Xbox cihazları ve Windows için çıkacak. Daha doğrusu bilgisayar için çıkacak. Dolayısıyla bunları Monster Notebook'unuza rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyun hatırlanacağı üzere 2018 yılında duyurulmuştu. Zaten isminden de az çok anlaşılabileceği üzere uzay zaman kavramı üzerinde yoğunlaşan bir yapım olarak karşımıza çıkacak. İkinci oyunumuz ise arkadaşlar tabii ki Elden Ring. Elden Ring aslında From Software oyunu. From Software dediğimiz zaman zaten aklımıza ilk olarak Souls serisi geliyor. Dolayısıyla bu oyunda bir Souls yapımı diyebiliriz. Souls yapımı olması bize aslında neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu oyunun fazlasıyla zor olacağını gösteriyor. Biliyorsunuz şimdiye kadar çıkan Souls oyunları zaten hayli zorluydu. Elden Ring'de yine bunlar kadar zor olacaktır diye düşünüyoruz. Daha önce çıkış tarihi olarak 12 Kasım 2021 yılı işaret edilmişti. Fakat oyun bildiğiniz üzere bu tarihte gelmedi. 2022 yılına ertelendi. Şu sıralar geliştirme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapımcı ekip kendilerini büyük bir baskı altında hissettiklerine dair bir açıklamada bulunmuştu. Bu baskının sebebi de tabii ki oyuncuların bu yapımdan olan beklentisi diyebiliriz. Oyun arkadaşlar 2022 yılı içerisinde raflardaki yerini alacak. Yeni nesil konsollar haricinde PlayStation 4, Xbox One için de satışa sunulacak. Tabii bizim için önemli olan ne? Windows için gelecek olması. Yani bu oyunu da canavar gibi bilgisayarlarımıza rahatlıkla oynayabileceğiz arkadaşlar. Grafik tarafında bu oyundan beklentiler çok yüksek. Dolayısıyla güçlü bir Monster Notebook'unuz varsa hiç korkmadan bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 3. oyunumuza. 3. oyunumuz arkadaşlar tabii ki Dying Light 2. Dying Light 2 biliyorsunuz arkadaşlar Techland tarafından geliştirilen bir yapım. Uzun süredir geliştirme aşamasında. 2021 yılı için pek çok çıkış tarihi verilmişti. Hatta son olarak 7 Aralık tarihi işaret edilmişti. Fakat 7 Aralık tarihinde de bu oyun gelmedi. Önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alması bekleniyor. Tabi söz konusu artık Dying Light 2 olduğu zaman insanlar çıkış tarihi konusunda biraz böyle kafalarında soru işareti olabiliyor. Neden? Çünkü söz verilen çıkış tarihinde bu oyun gelmedi bir türlü. Daha önce 2-3 tane çıkış tarihi verildi ve sürekli ertelendi. Dolayısıyla yeni çıkış tarihinde 4 Şubat'ta yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı, bunu zamanla görmüş olacağız. Gerçekten grafik konusunda level atlamış yapımlardan biri. Bakalım ciddi anlamda bizleri memnun etmeyi başarabilecek mi? Bunu da oyun çıktığı zaman görmüş olacağız arkadaşlar. Gelelim listemizdeki 4. oyuna. Tabii ki 4. oyunumuz God of War arkadaşlar. Biliyorsunuz God of War daha önce zaten PlayStation 5 ve PlayStation 4 için raflardaki yerini almıştı arkadaşlar. Bu oyun gerçekten PlayStation'la özdeşleşmiş bir yapım. Fakat artık bunu bilgisayarlarımıza da oynayabileceğiz. Bu video yayınlandığında belki satışa sunulmuş da olabilir. Çünkü çıkış tarihi hayli yaklaşmıştı oyunun. Dolayısıyla bu oyunu güçlü bir bilgisayarınız varsa, eğer elinizin altında canavar gibi bir bilgisayar varsa doya doya oynayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir yapım diyebiliriz arkadaşlar. Evet, geldik listemizdeki son oyuna. Listemizdeki son oyun arkadaşlar The Lord of the Rings Gollum oyunu. Bu oyunda Türkçe dil desteği olacağı da daha önceden belirtilmişti zaten. O yüzden listemize dahil etmek istedik bu yapımda. Konsollar haricinde bilgisayar içinde gelecek ve çıkış tarihi için 2022 yılı işaret edilmişti. Fakat herhangi bir ay verilmedi. Yani şu zamanda kesinlikle çıkacak denilmedi arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte yani 2022 yılı içerisinde çıkacağını biliyoruz. Fakat bir erteleme olur mu olmaz mı? Şimdilik bu konuda bir bilgi yok. Oyunun ilk oynanış videoları yayınlandı.
Böyle biraz daha gizlilik unsurlarının ön plana çıktığı bir yapım olarak karşımıza çıkacak bu oyun. Eğer Lord of the Rings hastasıysanız zaten bu oyunu alıp oynayacaksınız demektir. Güçlü bir bilgisayarınız varsa oyundaki o gölge efektlerini, RTX teknolojisinin bizlere verdiği ışın yansıma efektlerini doya doya yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacak olan 5 bomba oyundan bahsettik. Eğer sizlerin de bu listeye eklemek istediği yapımlar varsa aşağıda yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.